Laodikya antik kentine turist akını. 2008 yılında Türkiye'de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle işletmesi Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından devralındıktan sonra yılın 12 ayı kazı çalışması sürdürülen Laodikya antik kenti yılın ilk 6 ayında ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık 2 yıl önce UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine dahil edilen antik kenti Ocak-Haziran 2014 döneminde 29.127 kişi ziyaret ederken bu yılın aynı dönemindeki turist sayısı yaklaşık %22 artarak 35.604'e yükseldi. Yılın ikinci yarısı turizm sezonunun daha da yoğunlaşacağı, bu sayının yıl sonuna kadar üst seviyelere çıkacağı ifade edildi. Laodikya Kazı Heyeti Başkanı ve Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Celal Şimşek başkanlığında kazı ve restorasyon çalışmaları sürdürülen antik kent, ayrıca bu yıl aldığı 2015 yılı mükemmellik sertifikasıyla tüm dikkatleri üzerine çekerken, özellikle Laodikya Kilisesi, Kuzey Kutsal Agora, sütunlu caddeler, tiyatrolar, akropol hamamlar, stadyum gibi binlerce yıllık eserlerle ön plana çıkıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Laodikya Antik Kenti'nde 2008'den itibaren yılın 12 ayı kazı ve restorasyon çalışması yapıldığını belirtti. Başkan Zolan, bu çalışmalar sonucu antik kentin 2 yıl önce UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesine girmeye hak kazandığını ifade ederek, Laodikya gerek ortaya çıkarılan tarihi değerleri, gerekse ziyaretçi sayısıyla yüz güldürmeye devam edecek dedi. Türkiye'nin Hayalet Köyü Turizm Merkezi olacak. Türkiye'nin Hayalet Köyü olarak bilinen Lübbey Köyü için çağrılar sürüyor. Ödemiş Belediyesi eski meclis üyesi Mualla Akgün, tarihi antik çağlara kadar uzanan, ancak yıllar önce kaderine terk edilen Lübbey Köyü'nün turizme kazandırılması için çağrı yaptı. Lübbey Köyü'nün hem yaz hem de kış turizmi yapılabilecek konuma sahip olduğunu ifade eden Akgün şöyle konuştu. Tarihte yaşanmış anılar canlandırılarak Efe Zeybek Müzesi yapılabilir. Bu yerleşim birimi doğanın haşin şartlarına yüzyıllardır direniyor. Ama evler yorgun düşmüş. Binaların doğaya karşı direnci arttırılmalı. Çatıları tamir edilmelidir. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'ndan önderlik yapmasını istiyoruz. Bir süre önce yabancıların özgürce yaşayabilmesi, sokaklarda eşeklerle dolaşabilmesi için bazı öneriler ortaya atıldı ancak sonuçsuz kaldı. Ödemişliler bu köyün sahipsiz kalmasını istemiyor. Mahalle olan köyde birkaç yaşlıdan başka kimse yaşamıyor. Bir Çinli turist, 3 Rus turiste bedel. Dünyada en fazla para harcayan grupların Çinliler olduğunu belirten Turop Başkanı Timur Bayındır, Çinliler uzak mesafeden geldiği için uzun konaklıyorlar. Bir Çinlinin harcadığı para, 3 Rus turistinkinden daha fazla dedi. Ramazan'da Uygur Türklerinin ibadet etmesine izin verilmediğine dair çıkan haberlerin etkisiyle turizmde başlayan negatif iklimin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin etkisiyle son bulması bekleniyor. Turop Başkanı Timur Bayındır, 2014'te 200 bin Çinli turist ağırlamıştık. İlk 5 ayda %50'lik bir artış yaşandı. 2015'te 300 bini yakalamayı hedefliyorduk. Provokatif eylemler nedeniyle artış hızında düşüş oldu. Beklentimizi 225-250 binlere çektik. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gezisi sonrası rakamın yine 300 binleri bulacağını düşünüyoruz dedi. Kırım'daki yatırımların %20'si turizme. Kırım'da yapılan toplam yatırımların %20'sinin turizm sektörüyle bağlantılı olduğu açıklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kırım Tatil Beldeleri ve Turizm Bakanı Sergey Strebilski, bakanlık her bir yatırımla ilgili kararı ortaklaşa alıyor. Ortak çalışmalarla, yatırımcılarla ilişkileri geliştirebilir ve Kırım Cumhuriyeti'nin yatırım projelerini gerçekleştirme çerçevesinde kullanılacak kriterlere göre yatırım teklifleri gerçekleştirilebilir dedi. Kırım Tatil Beldeleri ve Turizm Bakanlığı Ekonomik ve Stratejik Kalkınma İdare Başkanı Yulia Martinenko, 2015'te bakanlık tarafından toplamda 63.6 milyar ruble değerinde 101 yatırım teklifinin incelendiğini bildirdi. Bunlardan 10.6 milyar ruble değerindeki 14 projenin bakanlık tarafından onaylandığını, 4.2 milyar ruble değerindeki 8 projenin konsey toplantısında görüşüldüğünü kaydetti. Türkiye ilk 6 ayda 1 milyon turist kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Haziran ayına ve yılın ilk 6 aylık dilimine ait ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Haziran ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %4.89 oranında düşerek 4 milyon 123 bin olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ülkeye 4 milyon 335 bin ziyaretçi gelmişti. Yılın ilk 6 ayı itibariyle Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ise ortalama %2.25 oranında düşerek 14 milyon
895.000 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 15.228.000'di. İlk 6 ayda Türkiye'nin kaybettiği ziyaretçi sayısı ise yaklaşık 1 milyon oldu. Haziran ayında Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke 652.000'le Rusya olurken, onu 556.000'le Almanya ve 358.000'le İngiltere takip etti. Yılın ilk 6 aylık diliminde ise Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 2.109.000'le Almanya oldu. Almanya'yı 1.454.000'le Rusya ve 950.000'le İngiltere takip etti.